Macron'un kendisiyle bizzat görüştüm. Neymiş? O PKK değilmiş. Biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldı. Ama 7 tane teröristi Elize Sarayı'nda ağırlayacak kadar teröre karşı olduğunuzu böylece tescil etmiş olduk. Bizde çok bunların tanımını yapan ifadeler var da onları böyle bir resmi toplantıda kullanmak işime gelmez. İkili olarak karşı karşıya otursak onu da anlatırım. Değerli arkadaşlar, son dönemde özellikle Fransa'nın bu konudaki tamamen yanlış bulduğumuz ve yanılgılardan kaynaklandığını umduğumuz tavrından tabii fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta Macron'un kendisiyle bizzat görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Tabii garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Çünkü bizim silahlı kuvvetlerimiz bizi kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil. Kimsenin haddine değil. Eskiden beri ülkelerinde serbestçe faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarını dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar bunun Türkiye'ye karşı husumet ifadesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir. Aynı terörist grubunun bir kısmı ise daha bu sabah yol yapım çalışması yapan işçilerin emniyetini sağlamakla görevli güvenlik güçlerimize saldırmışlardır. İşte saldırıda 6 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 4 askerimiz ve 3 güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza Rabbimden şifa temenni ediyorum. Dünyanın neresinde yol yapan işçilere, hasta taşıyan ambulanslara, eğitim veren öğretmenlere saldıran bir terör örgütü vardır. Türkiye'dekiyle, Suriye'dekiyle, Irak'takiyle hepsi de aynı olan bu terör örgütü işte böylesine alçak bir yapıdır. Neymiş? O PKK değilmiş. Bize göre terör örgütü PKK'ymış. Ey Batı, SDG dediğiniz Suriye demokratik güçleri bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla siz bizi aldatmaya çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın. Biz bunların hepsinin temelini biliriz. Hücrelerini okuruz. Dolayısıyla bunları bize yutturamazsınız. Bunların adresine varana kadar hepsinin künyesi bizde var. 24 saatte bir ismini değiştirseniz biz bunları tanırız. Bizde çok bunların tanımını yapan ifadeler var da onları böyle bir resmi toplantıda kullanmak işime gelmez. İkili olarak karşı karşıya otursak onu da anlatırım. Hele hele YPG'ye destek garantisi verdik. Lafa bak. Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz. Lafı eğer bu şayet doğruysa ki Cumhurbaşkanlığı sözcüsüne bunu muhatabı olarak kendisi vermişti. O da bu ifadeyi kullanmış. Bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır. Hani bizde bir söz var ya, gelin güvey olmak filan. Sana böyle bir görev kim verdi? Boyunu aşan işlere girme. Bizim arabulucu ihtiyacımız yok. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var? Nereden çıkardınız bunu? Siz terör örgütleriyle beraber masaya oturabilirsiniz. Ama Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapar. Ha, siz yine aynen devam edin. Siz kim oluyorsunuz ki bir terör örgütüyle Türkiye arasında
arabuluculuk ifadesini ağzınıza alabiliyorsunuz. Daha kendi kirli ve kanlı geçmişlerinin hesabını verememiş olanlar bugün de kendilerini terör örgütleriyle yan yana tahayyül edebilirler ama Türkiye için böyle bir durum asla söz konusu değildir. Türkçemizde biliyorsunuz, söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Bu söz bu işi çok iyi tanımlıyor. Bunların arkadaşları YPG'liler. Bu tavrından sonra Fransa'nın hiçbir terör örgütünden, hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikayetçi olma hakkı kalmamıştır. Teröristlerle yatıp kalkan, hatta onları saraylarında ağırlayanlar yaptıkları yanlışı er geç anlayacaklardır. Bu teröristleri böylesine pervasızca destekleyenler ortaya çıkacak sonuçların hesabını Fransa kamuoyuna vermeye de hazır olmalıdırlar. Her an bizim şu anda yaşadığımız sıkıntılar onların başına da gelebilir. Bizim bu konuda şakamızın olmadığını, en küçük bir müsamahamızın bulunmadığını anlamaları için daha ne söylememiz, ne yapmamız lazım bilmiyorum. Yıllarca kendi ülkelerindeki canileri sırf başlarından def etmek için bilinçli olarak DAEŞ saflarına yönlendirenler şimdi evlerine dönen bu profesyonel teröristlerle ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar. Bugünlerde hararetle destekledikleri PYD konusunda yaşayacakları durum da farklı değildir. Suriye'den, Irak'tan canını kurtarıp kaçan teröristler Fransa'nın bu politikasından aldıkları cesaretle oraya doluştuğunda ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar. Mesela yıkılan Suriye şehirlerini nasıl yeniden ayağa kaldırabileceğimizi biz konuşalım istiyoruz. Eğer insani bir destekse bu. Mesela ülkemizdeki milyonlarca sığınmacıya, mülteciye Suriye topraklarında yerleşim alanları inşa etme konusunda nasıl işbirliği yapabileceğimizi konuşalım istiyoruz. Elize'de 7 tane teröristi ağırlıyorsun da acaba Türkiye 3,5 milyon Suriyeli mülteciyi ağırlarken ya bana da ne düşüyor diye bir sorunuz oldu mu? Ama 7 tane teröristi Elize Sarayı'nda ağırlayacak kadar teröre karşı olduğunuzu böylece tescil etmiş oldunuz. Mesela her bakımdan son 7 yılı adeta gasp edilen Suriyeli kardeşlerimize yeniden nasıl aydınlık bir gelecek kurabileceğimizi hiç konuştuk mu?